Denetim, sağlık kurumları hizmet sonuçlarının önceden belirlenmiş amaçlar, kriterler ve standartlara göre tarafsız olarak değerlendirilerek ve elde edilen sonuç ve bulguların ilgililere bildirilmesidir. Bu işlemin sağlık kurumunun finansal yönetim kapsamındaki faaliyetlerine uygulanmasına da sağlık kurumlarında finansal denetim olarak ifade edebiliriz. Finansal denetimde finansal analizle elde edilen finansal oranlardan yararlanılmaktadır. Finansal analiz, bilanço ve gelir tablolarıyla diğer mali tabloları çeşitli analiz tekniklerine tabi tutarak bir yorumda bulunmayı mümkün kılan bir finansman tekniğidir. Finans yöneticilerinin en önemli görevleri arasında yer alan finansal analizle sağlık kurumu yöneticilerine önemli ve yararlı bilgiler sağlanabileceği gibi kurum dışındaki çeşitli gruplara da yararlı bilgiler sağlanabilmektedir. Finansal analiz araç olup finansal planların hazırlanmasında faaliyetleri denetleme ve değerlendirmede amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını, amaca ulaşılmamışsa nedenlerini araştırmada, faaliyetlerin verimlilik ve başarı derecesini ölçmede, üretilecek sağlık hizmetleri ve izlenecek fiyat politikasını belirleme konularında sağlık kurumları yöneticilerine kolaylıklar sağlamaktadır. Bu konuyla ilgili kullanılabilecek anahtar kavramlar şunlardır: genel muhasebe, denetim, finansal analiz Oran analizi, öz kaynaklar, yüzde yöntemi. Bu programı izledikten sonra sağlık kurumlarındaki muhasebe uygulamaları nelerdir? Sağlık kurumlarında finansal analiz kavramı nedir? Sağlık kurumlarındaki finansal denetim ve finansal tablolar analizleri nelerdir? sorularına yanıt verebileceksiniz. Muhasebe Finansal sonuçlar doğuran olay ve işlemlere ait sayısal verileri toplayan, kaydeden, sınıflayan, analiz yoluyla değerlendiren, elde ettiği sonuçları özel raporlar halinde ilgililere sunan sistematik bilgi sağlama düzenidir. Muhasebe yatırımcılar, hükümet kuruluşları, kamu ve işletme yöneticileri ve benzeri geniş bir kitleye bilgi sunmaktadır başta hastaneler olmak üzere tüm sağlık kurumlarının iyi işleyen muhasebe sistemleri kurmalarında yarar bulunmaktadır. Sağladığı bilgilerin türü ve bilgileri kullanan gruplar açısından muhasebe, genel muhasebe ve yönetim muhasebesi olmak üzere iki temel dala ayrılmaktadır. Bu ayrım doğrultusunda sağlık kurumlarındaki muhasebe uygulamalarını da sağlık kurumu genel muhasebesi ve sağlık kurumu yönetim muhasebesi olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Sağlık kurumlarındaki genel muhasebe uygulamaları, sağlık kurumlarında uygulanan bütçelere yöneliktir. Sağlık kurumları yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi, maliyet analizi ve finansal tablo analizleri gibi dallardan oluşmaktadır. Bu bölümün konusunu oluşturan sağlık kurumlarında finansal analiz, yönetim muhasebesinin alt dalları arasında yer almaktadır. farklı sınıflamalar yapılmakla birlikte sıklıkla kullanılan finansal analiz teknikleri dört grupta toplanabilir. Oran analizi tekniği yani rasyo analizi, karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde yöntemi ile analiz tekniği, eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz tekniği. Finansal oranlar kullanılarak yapılan analiz en sık kullanılan finansal analiz yöntemidir. Bu teknikle elde edilmiş oranlar uluslararası ortalamalar ile ulusal oranlar ile sektör ortalamaları ile endüstri oranları ile rakip kurumların oranları ile kurumun geçmiş yıllardaki oranları ile kurumun ilgili yıldaki diğer oranları ile karşılaştırılarak yorumlanır. Oran analizi tekniği 4 alt başlık altında incelenmektedir. Bunlardan ilki likidite analizine ilişkin oranlardır. Likidite analize ilişkin oranlar, sağlık kurumunun kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini ölçmek ve işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için hesaplanan oranlar ile yapılan analizlerdir. Cari oran, asit test oranı ve nakit oranı olmak üzere 3 likte analiz oranı hesaplanmaktadır. İkinci olarak finansal yapı oranlarına ilişkin analizlerdir. Finansal yapı oranlarına ilişkin analizler Sağlık Kurumu faaliyetlerinin finansmanında hangi kaynaklardan ne derecede yararlanıldığını belirleyen oranlardır. Diğer bir ifadeyle bu oranlar Sağlık Kurumu faaliyetlerinin ne kadarının kısa vadeli yabancı kaynaklar, ne kadarının uzun vadeli yabancı kaynaklar ve ne kadarının öz kaynaklar ile finanse edildiğini gösteren oranlardır. Finansal yapı oranları, borçlanma oranı, kısa vadeli yabancı kaynakların pasif toplamına oranı uzun vadeli yabancı kaynakların pasif toplamına oranı, öz kaynakların aktif toplamına oranı, kısa vadeli yabancı kaynakların öz kaynaklara oranı, borçların öz kaynaklara oranı ve duran varlıkların devamlı sermaye oranından oluşmaktadır. Bir diğer analiz tekniği faaliyet yani verimlilik oranlarıdır. Faaliyet oranları Sağlık Kurumu'nun varlıklarını faaliyetlerde net derece etkili ve verimli kullandığını gösteren oranlardır. Bu oranların hesaplanmasında bilanço ve gelir tablosu verileri birlikte kullanılır. Bu oranların sık olarak kullanılanları stok devir hızı, alacak devir hızı, hazır değer devir hızı, dönen varlık devir hızı, duran varlık devir hızı, aktif devir hızı, öz kaynak devir hızı alacakların ortalama tahsis süresi ve borçların ortalama ödeme süresidir. Son olarak değineceğimiz oran analiz tekniği karlılık oranlarıdır. Karlılık oranları, sağlık kurumunun faaliyetleri sonucunda yeterli kar sağlayıp sağlamadığını ölçmeye yarayan oranlardır. Karlılık oranları, yatırıma göre ve satışlara göre karlılığı gösteren oranlar olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Öz kaynak karlılığı oranı ve aktif karlılığı oranı, yatırıma göre karlılığı gösterirken brüt kar marjı oranı, faaliyet kar marjı oranı ve net kar marjı oranı da satışlara göre karlılığı göstermektedir. Müzik sağlık kurumlarında karşılaştırmalı tablolar analizi, sağlık kurumlarının birden fazla dönemlerine ait finansal tablolarının birbirini izleyen dönemler bakımından karşılaştırmalı olarak düzenlenmesi ve bu tablolarda yer alan TL ve yüzde farkların zaman içindeki değişimlerinin hesaplanarak yorumlanmasıdır. Karşılaştırma ilk yıl esas alınarak diğer yıllar buna göre değerlendirilerek yapılabilir. Diğer bir karşılaştırma ise her yılın kendisinden bir önceki yıl ile karşılaştırılarak yapılır. Dinamik nitelikte bir analiz olan bu yöntemin uygulanabilmesi için birden fazla döneme ait finansal tabloya ihtiyaç vardır. Analiz yatay sütunlar esas alınarak yapılır. Sağlıklı analiz yapılabilmesi için finansal tabloların aynı uzunluktaki süreleri kapsaması gerekir. Müzik sağlık kurumlarında yüzde yöntemiyle analiz, sağlık kurumunun finansal tabloları üzerindeki her hesap kaleminin hem bulunduğu grup itibariyle hem de genel toplam itibariyle yüzdelerin hesaplanarak ayrı sütunlar halinde gösterilmesi esasına dayanan finansal analiz tekniğidir. Bir yılın verilerine uygulandığı için statik nitelikli bir analizdir. Sağlık kurumu finansal tablolarında da bir yılın bazı alınarak o yıla ait tutarların yüz kabul edilmesi, bunu izleyen dönemlerin aynı türden hesaplarının baz alınan yıldaki hesaplara göre değişim yüzdelerinin hesaplanması ile yapılan finansal analiz, sağlık kurumlarında eğilim yüzdeleri yöntemi ile analizdir. Analize aynı zamanda trend analizi veya indeks analizi adları da verilmektedir. Dinamik nitelikte olan bu analizde inceleme süresinin uzun olmasına ve temel alınan yılın olağanüstü etkilerden arınmış normal bir yıl olmasına dikkat edilir. Sağlık kurumlarında muhasebe sistemini, sağlık kurumu genel muhasebesi ve sağlık kurumu yönetim muhasebesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sağlık kurumlarındaki genel muhasebe uygulamaları, sağlık kurumlarında uygulanan bütçelere yönelik uygulamaları içermektedir. Sağlık kurumları yönetim muhasebesi ise maliyet muhasebesi, maliyet analizi ve finansal tablo analizleri gibi alt dallardan oluşmaktadır. Finansal tablolar analizi, finansal denetim sürecinde kullanılan önemli araçlardan biridir. Finansal tabloların analizinde kullanılan yöntemler genel olarak oran analizi, Karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde yöntemiyle analiz ve eğilim yüzdeleri yöntemiyle analiz olmak üzere dört başlık altında incelenmektedir. Bu yöntemlerden oran analizi yönteminin daha sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Oran analizi yöntemi de kendi içinde likidite analizleri, finansal yapı analizleri, faaliyet oranları ve karlılık oranları olmak üzere dört alt başlıkta incelenmektedir. Bu programda Sağlık kurumlarındaki muhasebe uygulamaları nelerdir? Sağlık kurumlarında finansal analiz kavramı nedir? Sağlık kurumlarındaki finansal denetim ve finansal tablolar analizleri nelerdir? soruları yanıtlandı. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.